Bu biraz önce söylediklerinizden şu sonuç çıkıyor mu? Anadolu yakası Avrupa yakasına göre zemin olarak biraz daha sağlam bir zemin. Anadolu yakası göreceli olarak depremden daha az etkilenir. Avrupa yakası daha çok etkilenir. Anadolu yakasının mesela hangi bölge? İşte bölgeyi? onu diyeceğim. Avrupa yakasının depremden daha fazla etkilenecek yeri denize paralel aşağı yukarı 10 kilometre kalınlığında bir zondur. Yani Haliç'ten başlarsınız, Silivri'ye kadar gidersiniz. 10 kilometre kara içerisine giren o kuşak. Hocam, şimdi insanların coğraf, coğrafya dersi artık okutulmadığı için doğru düzgün bilmiyor olabilirler. İlçe söyler misiniz bana bu hattan? Yani öyle ilçeler saymak doğru olmaz ama yani o oralar işte... Bakırköy. Yani Zeytinburnu'dur, işte Bakırköy'dür. Büyükçekmece, Küçükçekmece ııı e, Ondan sonra daha şey'e doğru gidersiniz, Silivri'ye doğru gittiğiniz yerler, işte o o şerit içerisindedir. Oralar çok çok tehlikeli. Yani oralar, oradaki zemin deprem etkisini büyütecek nitelikte bir. Sıvılaşma alanlarının fazla olduğu yer iki. Ne demek sıvılaşma? Yani mesela sıvılaşma şu, öyle bir taneli bir zemindir, içerisinde yeraltı suyu vardır deprem dalgaları oraya girdiği zaman zemini bir sıvı haline getirir. Sıvı gibi davranır. Sizin 5 katlı binanız varsa çöker dibe, 3 katı yerin altında kalır, iki kat üstte kalır. Belki de kırılmadan veya yüzer, devrilir, döner. Yani o, o 99 depremlerinde bunu çok gördük. Bir de orada depremin şiddeti fazladır. Mesela bizde Okan Tüysüz arkadaşımız yine bizim ekiptendir Teknik Üniversitede yaptığı çalışmalarla haritalamalarla o bölgede deprem şiddetinin 9'u bulduğu birçok yerde kesindir 9 şiddetini buluyor yani 8 hayda hayda da 9 şiddetini buluyor şimdi böyle bu şiddette bir depreme uğrayan bir yerde gerçekten binaların son derece mantıklı, akıllı, iyi mühendislik hizmeti görmüş, projesine uygun, iskan alabilecek şekilde izlenmiş yerler olması Size lazım. Size bir şey soracağım. İzmir'de deprem olsa Avcılar sallanıyor. Bu Avcılar'da ne var? Avcılar'da çürük bir zemin var bir anlamda. Şöyle söyleyeyim. Mesela 99 depremleri olduğu zaman Avcılar'da aşağı yukarı bin kişiyi falan kaybettik. Şimdi niye oraya gelinceye kadar İstanbul'da çok şey vardı. Hiçbir şey olmadı da bir anlamda. Niye avcılarda oldu? Çünkü avcılarının da olan jeolojik formasyonlar, genç formasyonlar ve zemin oluşturma nitelikleri bakımından Z3, Z4 dediğimiz nitelikte yani halkın anlayacağı şekilde çürük zeminler ve deprem etkisini büyüten zeminler heyelan yapmaya müsait zeminler, çökmeye, çöküntü yapmaya müsait yerler. E bir de tabii öyle bir zeminde, bir de orada onu diyeceğim, deprem dalgalarının hızı da azalıyor. Biz ona VS30 diyoruz. Yani yüzeyden derine doğru 30 metrelik bir kalınlık içerisinde deprem dalgaları özellikle S dalgası iç, girdiği zaman oraya hızı azalıyor, genliği büyüyor. Orayı anormal bir şekilde çalkalıyor. Üstelik de yavaş gidiyor, gitmiyor. Orada böyle oyalanıyor. Binaları bir anlamda hallaş pamuğu gibi atıyor. Halbuki sağlam bir zemin de oraya kıyasla es dalgası girdiği zaman hızı fazla. Hemen geçiyor orada. Fazla vakit kaybetmiyor. Ve etkisi de büyük olmuyor. Yani büyümüyor da dalga. Dolayısıyla da zararı az oluyor. Yani oranın hem jeolojik, hem jeofizik, hem sismolojik ve deprem parametreleri jeolojik ve zemin açısından iyi değil. Bir milyon insan yaşıyor. Ama ama neden? Bak ben çok iyi hatırlıyorum. Ben şimdi böyle şey ismini vermeyeyim belediyeler ismini. 99 depremler olduğu zaman ben Maden Fakültesinin dekanıydım. Hmm. Biz deprem bölgesinden sonra İstanbul'u da bazı yerleri ziyaret edip yani konuşmalar yaptığımızda biz orada oranın belediyelerine, yerel yönetimlerine hatta ben birkaç yere yazı bile yazdım o zaman. Dedim ki buralarda yüksek binalar yaptırmayın. Buralarda yani temelleri binaların temellerini ya radye temel ya da kazıklı temel yapın. Avcılar bunlardan biri değil mi? Sağlam yerlere, sağlam yerlere bu binalarınızı oturtun. Ama şimdi diyelim ki kazıklı temel eğer orada çürük zemin 40 metre ise, 50 metre ise, 30 metre ise kalınlığı bizim inşaat müte müteahhitlerimiz orada 40-50 metre uzunluğunda kazık mı çakacaklar oraya? O zaman zaten kar edemezler yaptıkları binadan. Onun için biraz normal bir e, diyelim temelle belki belki özen göstermişlerdir olabilir sağlam bina da yapmış olabilirler ama yani bilimle ters e, jeolojik beklentiyle ters yani işi deprem odaklılık olmaktan ziyade kar odaklı bir yaklaşım oldu bütün oralar doldu biz birçok yere Buralara bina yapmayın, yeşil alan olarak buralar kalsın. Diye. Mesela avcılar bunlardan biri. Ya avcılarda da var yani birçok yerlerde. Mesela başka hangi ilçelerle yedi... ilgili uyarmıştınız siz 99'da? Yani çekmece yörelerinin tamamını yani işte büyük çekmece. Şimdi İstanbul'da çekmece, bir takım yeni yerler de var. Ataşehir var mesela, Beylikdüzü var. Yeni dediğim çok da yeni değil ama aslında nispeten yeni. Buralarda da çok yüksek e, ve yeni yapılmış da konutlar var. Şimdi eskiden olsa bana geçen yani 15 gün önce bu programda sizi ağırlasam ben derim ki hocam bu binalar çok yeni kafamızda çok rahat o yüzden. Ama bu depremde gördük ki yeni her zaman güvenli demek değilmiş. Geçen yıl yapılan site çöktü deprem bölgesinde. Bu bölgelerin zeminleri nasıl yani Ataşehir, Beylikdüzü, işte Başakşehir efendime söyleyeyim. Şimdi aklıma ilk gelenleri Evet, ama. Şimdi yani buralarda genelde çok iyi değil ama... Heterojen bir dağılım olduğu için göreceli daha iyi olan yerler de var. Ve zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kandilli Rasathanesi ile birlikte bir çalışmalar yapmıştı. Bütün ilçelerde böyle şeyler depremden hasar görebilecek alanlar olasılıklar vesaire kitapçıklar halinde dağıttı. Bunu siz de bulabilirsiniz. Şimdi haksızlıkla yapmamak lazım. Yani diyelim bu yapılan binaların hepsi yani depremde yıkılır işte çürüktür demek de doğru değil ee, yani iyi mühendislik hizmeti görmüşse iyi malzeme sağlam malzeme ile yapılmışsa gerekli özen gösterilmişse zemin ile temel arasında ilişki iyi sağlanmışsa yani o binaların da ayakta kalması mümkün. Zaten yani ben inşaatçı değilim haddimi aşmak istemem ama deprem yer bilimcileri açısından biz bir binayı bize göre en iyi bina depremden sonra insanların insanların sağlam olarak, canlı olarak o binadan çıkmalarını sağlayan bir binadır. Yani eğer sahiplerini öldürmeden çıkmalarına müsaade ediyorsa kendisi istediği kadar hasar alsın. Bize göre süper bir binadır. Dolayısıyla yani e, o yörelerde yapılan binaların da ben e, yeni yönetmeliklere göre gerekli özenin gösterilmiş olduğunu, e, doğru yapıldığını da düşünüyorum doğrusu. Ama e, temel konusunda yani o temelin ne derece sağlam zemine çakıldığını onu bilmiyorum ve öyle bazı yerler var ki o derinliği düşününce de pek yapıldığına ihtimal vermiyorum. Yani o yönüyle sorun olabilir. Hatta bu Maraş depreminde gördünüz mü? Yerini söyleyemeyeceğim ama böyle sıra sıra binalar var düşmüş kutu gibi yere. Ben geçen Maraş dedim hocam hafta evet. sonra. Bizzat binaları yanında gördüm. Evet ve Temelden düşmüş yani sırtüstü evet. ama binada hasar yok yani düşmüş hasar yok. E şimdi işte o anlaşılıyor ki bir sıvılaşma ve temel olan bir sorun var. E, Tabii biz inşaat konusunda ben fazla e, konuşmam.